Gölmarmara'ya bağlı Tiyenli Mahallesi ile Saruhanlı'ya bağlı Kumkuyucak mahallelerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren vatandaşın yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşları zor günlerinde de yalnız bırakmadı. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç deprem bölgelerini ziyaret etti. Gence, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan, mahalle muhtarları ve yetkililer de eşlik etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlara sahur ve iftar vakitlerinde yemek desteğinde bulundu. Kumkuyucak köyünde çocuklar ve vatandaşlarla bir araya gelen genç sıcak yemek dağıtımının detaylarını anlattı. Evet, cumartesi günü saat 7'ye 5 kala Saruhanlı ilçemize bağlı Kumkuyucak mahallesinde ve Gölmarmara ilçemize bağlı Tiyenli mahallesinde vatandaşlarımızın oturdukları evlerinde oluşan hasarlardan dolayı vatandaşlarımızı AFAD ve Kızılay'ın marifetiyle çadırlar konuldu. Bugün Kumkuyucak'ta da yaklaşık 32 tane çadır var. Burada belediye olarak bizler de Kumkuyucaklı çadırlara yerleşen vatandaşlarımıza sabah çorbasını, akşam da sıcak yemeğini vermekteyiz. Şu anda Kumkuyucak'tayız. İşte vatandaşlarımıza biraz sonra buradan sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Daha sonra biz Tiyenli Mahallesi'ne geçeceğiz. Orada tabii daha fazla hasar olduğundan dolayı daha fazla yemek dağıtılacak. Burada 100 kişiye yemek veriyoruz. Yani 100 kişilik yemeği, sıcak yemeği burada veriyoruz. Sabahları da yine aynı şekilde çorbayı burada veriyoruz. Hani ne zamana kadar? 1-2 gün daha vereceğiz. Çorbayı 3-4 gün daha verip ondan sonra keseceğiz. Tabii ki normalde bu yemeği falan Kızılay'ın vermesi lazım. Ama biz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla vatandaşlarımız mağdur olmasın bu mübarek Ramazan ayında diye Büyükşehir Belediyesi olarak bu sıcak yemeği burada değerli personellerimizle birlikte değil mi ulaştırıyoruz inşallah. Allah kabul etsin ailemizi. Amin. Kumkuyucak Köyü Muhtarı Nuri Karacaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek vatandaşların hizmetten çok memnun kaldığını dile getirdi. Ben de ilk depremin olduğu günden itibaren buradaydım. Bir dün akşam gelmedim. Onun dışında her akşam buradayız. Evet, muhtarlarımızla şeylerin oradayız. Şimdi de siz geldiğinizde bir türbenin çatlakları var önemli ölçüde. Onlara bakmaya gittik. Onların tespitini yapmaya gittik. Vatandaşımızın her istediğini yapmaya Büyükşehir'den, Büyükşehir Başkanımız Cengiz Ergün'den aldığımız güçle, kuvvetle, hevesle her vatandaşımızın istediğini yerine getirmeye, gönüllerini hoş tutmaya çalışıyoruz. Bu dönemde de bu deprem korkusuyla da ancak bu yapılabilir diye düşünüyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok çok teşekkür ederiz. Daha sonra başkanlarımıza sağ olsunlar ilk günden beri her türlü yardım ettiler. İlk başta ben depremden sonra itfaiye araçlarımız geldi, hemen göçen bacaları, kiremitleri hemen topladılar, aldılar. Hani her zaman yanımızda oldular. Sağ olsunlar şimdi depremzedelere şu anda 100 kişilik yemek veriliyor. Hani o yönden çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e. Katkılarından dolayı, yaptığı yardımlardan dolayı çok çok teşekkür ederim. Halkım adına çok teşekkür ederim. Kumkuyucak köyündeki ziyaretten sonra Tiyenli köyüne geçen Mustafa Genç, burada da halkla bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Şimdi Gölmarmara ilçemize bağlı Tiyenli mahallemizdeyiz bu akşam. Evet. Dün de buradaydık. Evet. Depremin ilk olduğu günden itibaren koordinatörümüz zaten o günden itibaren burada. İtfaiyemiz o geceden itibaren buradaydı. Bütün ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi hep buradayız. Gelince bir tek şeyimizi tespit ettik. Neydi? Vatandaşımızın tabii barınma işi oluyor ama bu barınmanın yanında bir de ihaşesi var, yemek şeyi vardı.
Tabii sabah ben dün sabah erkenden gönderttim buraya çorbayı. Bunu tabii ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla sağ olsun o vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim dedi. Allah razı olsun. Akşam çok yemeği güzel. De böyle. Herkes çok bu konuda evet. Memnunluyuz. Yani sizlere... Evet. Ha. Gel. Geldim ben evet. Adım benim Tevfik Saygılı. Yani tamam, bu konuda abi. Yemek konusunda olsun, ulaşım konusunda herkes aynı. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani bugünlerde insanların tabii. Yanında olmak çok güzel bir şey. Evli olacağız zaten. Daha, yani bizim de zaten istediğimiz şeyler bunlar. Ne için lazım? Sağ ol. Bunun sağ için ol. Lazım. Tabii Allah da bir daha böyle afetleri göstermesin şey bizlere. Çok yerinde bir iyilik oldu yani. Evet. Şimdi çok evlere bir... zarar gören vardı. Evet, evet. Yemek pişirme imkanı yoktu yani. Çok iyi oldu. Yerinde bir iyilik yani. Allah razı olsun. Sabah da çorba geliyor değil mi? Çorba geliyor. Kendisi gidip çorbalı. İsteyen istediği kadar çorba. Öyle mi? Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. İsteyen istediği kadar çorbasını alır bir şey. Hatta diyen yok yani. Hatta çok özellikle çorba içmeye gelenler de var. Öyle mi abi? Evet. Doğru. Peki. Doğru. Allah çok sağ bir olun. Daha böyle bir şey yaşatmasın ama tabii biz de belediye olarak da tabii ki vatandaşımızın yanındayız her şekliyle. Yani belediyecilik sadece karo taşını döşemek değildir değil mi? Veya kanalizasyonu veya suyu yapmak değildir. Belediyecilik vatandaşın her haliyle sahip çıkmaktı. Depremden etkilenen mahallelerdeki vatandaşlar kendilerine ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükşehir'e çok teşekkür ediyoruz. Manisa Büyükşehir'e çok yani çoluğu çocuğu çok duacı. Nasıl duacı? Yaptığı hizmetleri görüyoruz kendini şurada. Su, elektrik, çadır, temizlik işleri, ilaç. Bugün bütün Büyükşehir'in insanları buradaydı. Bak bütün ihtiyar amcamız var burada yaşlı 90 yaşında arkamızda. O da ise çok memnun. Yani çoluğumuz çocuğumuz hepsi. Aşağıda yemeğimiz 24 saat yemeğimiz var. Sabah çorbamız var. Büyük abilerimiz çadırda. Çoluk çocuk burada. Gıda yardımı, su yardımı hepsi var. Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Başka bir şey demeyeceğim. Mustafa Genç ve Ergün Aksoy yemek dağıtımında belediye personeline yardım ederek vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı. Üç kişilik. Tamam. Başkanım. 4. 6. 8. Ahmet. 15 tane.